İşte şimdi ne yapmıştık? Dün bir imaj frame oluşturmaya başlamıştık. Bizim başarılı fotoğrafını verdik. Bir imaj diye yapıyoruz. Bir dosya bir imaj diye. İmajı mı çağırdık? Evet, imajı ne yapıyoruz? Dosya, evet, dosya eşitledik. Boş değilse bir tane toolkit varsayılan AVT sınıfından türüyor. İşte imaj, get imaj dosyanın bulunduğu yerden işte ne yapıyor? Pendereye sığdırarak yeniden reprint yapıyor. Nasıl? Anlamadım. Pendereye sığdırma işi şu. Get, instance. Evet. Get image file kısmını yazalım. Şimdi burada Get file chooser, işte dosya seçici. Buna isim verelim. FC New Get file chooser, işte FC.set file filter, işte filtre belirleyip sadece filtre de yazacağız. Sadece ne yapıp bulmasını link image filter sadece imaj dosyalarının açılmasını sağlayacağız. Bu şekilde set file filter şöyle şöyle yazalım. Şu imaj şu üst tarafı yazmış mıdır? Şöyle dursun. İşte private class image image filter image filter. Bu da nereden türedik? Extend file filter. Dosya file filter ne getiriyor? File filter bakın file chooser sınıfından silindim. File seçici, dosya seçicinin altına file filter sınıfını getirdim. Buradan türettik. Burada bu bunun bir tane implement bakın metodu var. İşte accept ve get description var. Şu üst tarafı yazılmış mıydı? Şurayı bekleyelim. Şu kısmı bir yazın. İlk önce accept'i yazalım. Accept if fail nokta is directory. İşte directory gelince şu çengellerini silebiliriz. İşte return true, işte string name eşittir fail nokta get name, işte if if name nokta matches, işte seçmek neyi seçecek burada, işte nokta yıldız, işte parantez içinde nokta jpeg dosyalarını seçecek ve ne dosyalarını seçecek, gif dosyalarını seçecek. Neyi seçecek? PNG dosyalarını seçecek. Şurada şöyle parantezlerimizi de kapattık. İşte ne diyoruz? Return true. Return
Answer, denser, true, false. Get this description kısmında da hani dosyayı biz mesela açarken Windows ortamında ne yapıyor? İşte aç dediğimizde şurada ki çıkan şeyler, işte açıklamalar, açıklama kısımları, işte resim, işte resim dosyaları, resim dosyaları, yıldız nokta jpeg, yıldız nokta gif, yıldız nokta png. Tabi bunlar çift tırnak içerisinde olacak. Şöyle. Evet. JPEG, GIF ve PNG dosyaları olacak. İsim dosyaları şöyle, şu şekilde. İşte. Yine şu üst tarafa gelip get image file, bunu tamamlayalım. İşte int result eşittir file chooser pg show open dialog, open dialog ne? İşte file eşittir ne? İşte if result eşittir j file chooser nokta approve option işte file eşittir file chooser get selected file return file nokta get pet, yani yorumunu getir diyelim. Değilse ne yap? Return null, boş getir. Return upload option ne? Return value if upload yes ok is chosen. Yani yes ve ok seçildiyse dönen değer. Picture panel eklemiştik. Şu üst tarafa çıktık. Şimdi bu get picture buton nokta add action listener, işte şu yazmış olduğumuz şu metotları action listener'da nasıl çağırıyorum? İşte e dedik, ok işareti get picture buton click. Klik olayını ne yaptık? Buraya getirdik. İşte buton panel, buton panel nokta et get picture buton this nokta et buton panel border layout nokta sort
bir nokta set visible true. İşte şimdi çalışması lazım, bir bakalım. Evet. Resim seç dedik. Şu an bakın resim dosyaları sadece gelecek. İşte resim dosyası. Resim dosyası da yok mu? Şuradan all files diyorum. Belki uzantısı farklı olabilir. Resimlerin de resim yok mu? Var, onun resimler var. JPEG. O zaman düzgün çalışmıyorum bakalım. Resimlerim, örnek resimler. Hocam şey, siz şu uzantılarda nokta JPEG, nokta GIF dediniz ya. Hı hı. Orada noktaları kaldırsak sanırım bu. Ya mesela. Çünkü nokta yazıyorsunuz ya, noktadan sonra farklı bir karakter diyor. Hiçbir şey de gelmiyor. O sebeple hepsi yaptığınız zaman gözüküyorlar. Gözüküyor mu? Evet. All files dedik. İsimleri. Ben de gördüm. Neyse, bir tanesini masa üstüne yapıştırın. Belki bu görebilir onu. Desktop. Evet. Evet. JPEG on dediğinizde hangisi? Üçüncü. Evet. Tamam. Bunu bir yazalım.